Açabilirsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün İsa Avcı'nın 5. dersini mi okuyoruz? 4 mü? Evet, 4. dersini okuyoruz. El mufredu mufred. İmma kulliyun ve imma cüz'iyun. Mufred manasına göre bir nezir ile manahu iki kısım. Bir mufred manasına göre ne? Yoksa lefsi de kalmıştır. Sümme el-lefsu. Lefz manaya mevdu olan lefz. Mutlak lefz değil. Muhmel gelmiyor. Niye? Çünkü bu lefzi neye taksim ediyoruz? Mufred müellefe taksim ediyoruz. İfradlik, teliflik manaya göre ancak olur. Öyleyse bu aksamlarla biliyoruz ki maksim olan lefzen murad nedir? Lefzi mevdudur. Mutlak lefz değildir. Sümen lefzü lefzin mevdu. İmma mufredun ya mufreddir ve imma müellefun. Ya müellefdir. Başka bir kısım vasıda yok. Niye? Şimdi müfredi bir tarif edelim. Müellefi tarif ederim. Anlaşılır ki ne yok? Vasıta yok. Oldum. Diyor İmam müfredun ve huve lezi müfred o lefz ki la yuradu bil cüz'i minhu delaletun ala cüz'i manahu. O lefz ki onun cüz'i ile manasının cüz'üne ne yok? Delalet yok. Ne demektir? Lefsin cüz'ünden mananın cüz'üne delalet yok demiyoruz. Delalet murat değildir. Anlıyorsun değil mi? Şimdi burada kaç kayıt var? 5 kayıt var. Öyle değil mi? Şimdi onlara gireriz. Kel insani ne gibi? İnsan. İnsan müfredir. Niye? Bakın müfredin tarifi tetbik edilir. La yuradu bil cüz'i minhu eliftir, sindir, eliftir, nündür. Delaletun ala cüz'i manahu. Cüz'i manan nedir? Mana nedir? Hayvanın natığı. Cüz nedir? Hayvandır, natıktır. Başındaki hemzeyle hayvana diyelim. Sin veya sondaki nunla da natıka ne yapılmıyor? Delalet edilmiyor. Oldum. Şimdi dikkat edin. Cüz ilersen cüz mana ne edilmiyor? Delalet edilmiyor. Bu birkaç aksamı kapsıyor. Olabilir ki lefse cüz yok. Lefse cüz olmayınca cüz-i lefz ile cüz-i manaya delalet irade edilir denilebilir mi? Cüz-i lefz yok ki. Kıy gibi alem olan kıy gibi ne yok? Kıyı tek bir cüz-i bir harftir. Cüz-i yok ki. Evet. Anlıyorsun değil mi? Veyahut bu bir kıy gibi veyahut da cüz-üne lefz var manaya ne yok? Cüz yok. Nuktet. Bak nun, kaf, te. Cüzleri yok mu? Var. Manası nedir? Hani bir çizgi çek, sil sil sil, oh, nihayetül hat, en sondaki artık bir daha küçülteyim derken komple silersin. Böyle bıçak ucu değmeyle kaybolur. O hale vardığı zaman onun ismi nedir? Nokta. Bak cüz-i-lefs var, ne yok? Cüz-i mana. Veyahut da cüz-i-lefs var. Ama o cüze ne yok? Mana yok. Kel insan, insan gibi. Şimdi insan cüzleri yok mu? Var. Elif, hemze yani nun, sin, elif, nun. Peki bu cüzlere mana var mı? Yok. O zaman denilir ki cüzlersen cüz mana ne yapılmıyor? Delalet edilmiyor. Demek cüzler olmayabilir bir.
Cüz-el-les var, cüz-el-mana yok. İki. Cüz-el-les var, o cüz-el-lesse mana yok. İki kaç? Üç. Oldu mu? Veyahut da cüz-el-les var. Cüz-el-mana da var. Cüz-el-les cüz-el-manaya delalet ediyor. Yalnız cüz-el-mana murad değil. O delalet ettiği cüz, mana muradı neydi? Cüz idi. Ne gibi? Abdullah. Abd ubudiyete. Allah uluhiyete delalet ediyor. Bak cüz-el-les. Cüz-el-mana murada delalet ediyor. Yalnız o cüz-el-les cüz-el-mana delalet ediyor. Yalnız mana muradın cüz'i değil. Abdullah'dan murad nedir? Zat-ı müteşahhesedir. Hayvan-ı natık ma teşahhus. Burak gibi, Abdullah gibi belli bir nedir? Ferdir. O ubudiyet, uluhiyet burada ne derler? İşte bu da müfrede girdi. Bu da ne girdi? Cüz-i les var. Cüz-i mana var. O cüz-i lefse, cüz-i les cüz-i manaya delalet ediyor. Yalnız o mana, o cüz-i mana, mana muradın neydi? Cüz'idir. Başka bir mananın cüz'idir. Mudaf mudaf ileyhi iken mananın neydir? Cüz'idir. Alem olduğu halde, müşahhes bir murad olduğu halde murad olan mana neydi? Cüz'idir. Oldu mu? Eti kaç? Dört. Anlıyorsun değil mi? Veyahut da cüz-el-es var. Cüz-i mana var. Cüz-i les cüz-i manaya delalet ediyor. O cüz-i mana da mana muradı neydir? Cüz'idir. Yalnız bu sefer delalet murad değil. O cüz-i lesin, o cüz-i mana murada delaleti nedir? Mesela hayvan-ı natık bir adam neyi oldu? Hayvan hayvaniyete, natık natıkiyete delalet ediyor. Bu hayvaniyet, natıkiyet, bu hayvan natıkın birer cüzleridirler. Evet. Bak cüz-i les var, hayvan natık. Cüz-i mana var, hayvaniyet, natıkiyet. Cüz-i, o mana da muraddır. Cüz-i les, cüz-i manaya ne ediyor? Delalet ediyor. Yalnız bu delalet muraddır. Şimdi hayvana natık birine alem olunca, bize orada muradı olan nedir? O zat. O zat-ı müşahhestir. Onun mefhumu olan, onun dımnında olan hayvaniyet, natıkiyet nedir? Onlara delalet murad değil. Onlar kendileri murad edilir. Zaten alem olunca neye alem oluyor? Zat-ı müşahhese. Zat-ı müşahhese nedir? Hayvana natık ma'a teşahhusatihidir. Yine var. Anlıyorsun değil mi? Cüz-i les var, cüz-i mana var, cüz-i lesse mana var. O mana da, mana murad, o cüz-de mana muradın neydir? Cüz'idir. Velakin ne? Delalet murad değil. Çünkü murad olan hayvane hayvane natıkın tamamı zat-ı müşahhese ne etmesidir? Delalet etmesidir. O zat-ı müşahhes öyle değil mi? Hakikati nedir? O zat-ı müşahhes hakikati hayvane natıktır. Bu cüz-i mana murattır. Buna bakılmıyor. Anladınız değil mi? Eti kaç? Bak. Beş. Bazıları da altıya çıkartırlar. Cüz-i les olmasa bir. Cüz-i les var ki gibi. Cüz-i les olursa cüz-i mana olmasa noktet gibi. İki. Bunu kapat. O cüz-i les var. O cüz-i lefse ne yok? Mana yok. İnsan gibi. Bak, insan cüzleri var ama her bir cüz bir manaya ne olmamış? Vade edilmemiş. Vade edilmemiş. Öyle değil mi? Veyahut da cüz-i lef, cüz-i manaya delalet ediyor, mana muradın cüz'üne delalet etmiyor. Hayvan Abdullah uluhiyet, ubudiyete delalet eder. Uluhiyet, ubudiyet mana maksudun cüzleri de etidir. Veyahut da cüz-eler, cüz-i mane murada ne ediyor? Delalet ediyor. Yalnız o delalet murad değil. Ne değil?
O da hayvanı natık alem olursa, hayvaniyete, natıkete delalet eder. Cüz-i mani murad ile, yalnız bu delalet murad değil. Burada murad, hayvanı natıkın tamamı zat-ı müşşakası ne etmesi? Yoksa hayvan hayvana delalet etmesi, natık natıka delalet etmesi murad değil. Var, murad değildir. Öyle değil mi? Nasıl Zeyd Ali diyoruz, belli bir zatı kastediyoruz. Hayvan natıkta da belli bir zatı ne ediyoruz? Kastediyoruz. O hayvaniyete, natıkiyete delalet murad değildir. Ama hayvaniyet, natıkiyet, mani muradın birer cüzleridirler. Bazıları altıya çıkartır. Bunu fazla uzatmayalım. Şerhlerde inşallah değiniriz. Les imma mufredun. Bakın. Mufred hangisidir? وَهُ الَّذِي لَا يُرَادُ بِالْجُزِ مِنُ الدَّلَالَةٌ عَلَى جُزِ مَانَهُ مُؤَلَّفْ وَهُ الَّذِي لَا يَكُونُ كَزَالِكَ O ki ne gibidir? Yani ne demek? يُرَادُ بِالْجُزِ مِنْهُ دَلَالَةٌ عَلَى جُزِ Ha, mufredin tarifinde menfi olan قُيُودِ خَمْسَ قُيُودِ ne? خَمْسَ müellefin tarifinde o kuyudlar hepsi müsbettir. Mufredin tarifinde dedi ki bu kayıtlar yok. Müellefin tarifinde bu kayıtlar var. Biri la yuradu, biri yuradu. Burada bir kayda var. Bir menfinin sıdkı için içindeki kayıtların hepsinin menfi olması şart değil. Hepsi menfi olsa da olur. Bir kısmı menfi olsa da olur. Ben diyorum maderetü zeyden kaimmen emam elemiriyim. Olabilir ki ben vurmamışım. Zeyd kaim değil, emam el emir değil. Öyle değil mi? Olabilir ki ben vurmuşum, zeyd ayakta diye emirin önünde vurmadım. Yine denilen maderetü zeyden kaimmen emam el emiriyim. Yani menfide beş kayıt var. Bunu sıdkıyım. Beşi de menfi olursa. Sadıkta değil. Bak şimdi kıyıda beşi de yok. Bu müfreddir. Dört olmayan. Yine müfreddir. Üç olmayan. Yine müfreddir. İki olmayan. Yine müfreddir. Bir olmayan. Yine nedir? Müfreddir. Yeter ki beşi olmasın. Ama bir kelam-ı mucibin, mucibenin sıdkı içindeki ne kadar kayıt varsa hepsinin sıdkına bağlı. Şimdi müellef ellez yuradu bil cüz min huddaratan cüz manahu cüz eles olacak, cüz manu olacak cüz elesse manu olacak cüz eles cüz manem murada delalet edecek delalet murad o da olacak ondan sonra ne olur? Evet. Müellef olur. Mesela ne gibi örnek şimdi kendisi söylüyor ki ramil hicareti burada ramil hicareti cüzilesi var mı? Bir rami, bir hicaret. Cüzilesi cüz-i mana var mı? Evet. Rami manası ari, hicaret ari. Cüzilesi cüz-i manaya ved olmuş mu? Olmuş. Bu cüzilesin cüz-i manaya mana murada delalet var mı? Var. Bu delalet murad mıdır? Var. Oldu. Peki raminin manası nedir? Zatun sadere minhu rami. Hicaret manası nedir? Ezzatul müteayyinetu. Müteayyin olan birine zat. Tabi zat-ı müteayyinen teayyüne nev'idir burada. Teayyüne şahsi. Yani hicaret taşa delalet ediyor. Taş muayyen bir nedir? Zat. Muayyen bir zattır. Anladınız değil mi? Tamam. Şimdi lefz-i mevdu' Lesen mevdu, müfred, müellef olmak üzere iki kısmı ayrılıyor ve iki kısmının tarifleri ne ettik? Söyledik. Öyle değil mi? Şimdi artık müfredi bir tarafa bırakın. Bak, önce lefsin delaletini, lesin delaleti vedesini açıkladık. Aksamları açıkladık. Sonra getirdik, lefsi mevdu'u, müfred, müellefe böldük. Şimdi müellef de bize lazım değil. Çünkü bize lazım olan kulliyat-ı kamse bunlar nedirler? Müfredirler. Müfredi de bir, müellefi de bir tarafa attık. Şimdi lefz-i müfred. Lefz-i ne?
lefsi mufret. O lefis ki la yuradu bil cüz'i minhu delaletun ala cüz'i mana. Bu lefs manasına göre imma kulliyun ve imma cüz'iyun. Ya kullidir ya nedir? Cüz'idir. Anlıyorsun ya nedir? Ya kullidir ya cüz'idir. Peki kulli hangisidir? Kulli ve hullezi la yemna'u nefsu tasavvuri mefhumihi an vuku'i şirketi beyne kesirine. Ve hullezi la yemna'u nefsu tasavvuri mefhumihi. Mefhumun tasavvurunu nefsi men etmiyor. Neden men etmiyor? An vuku'i şirketi beyne kesirine. Şirketi beyne kesirine ne etmiyor? Men etmiyor. Şimdi burada bu tarifte nefis, tesavvur, mefhumun hayda forması her biriyle ilgili epey açıklama tefsiratlar var. Biz onlara fazla girmeyelim. Yalnız bunu bilelim. Mefhumihi nereye gidiyor? Ellezi'ye gidiyor değil mi? Ellezi neden ibareti? Külli. Külli'nin neyin kısmıydı? Mufrenin kısmıydı? Lefzi. O zaman ellezi neden ibaret oldu? Lafızdan ibaret oldu. O zaman mefhumihi hayda formasına bir sıkıntı yok. Zaten mefhum neyindir? Yani eğer ellezi'den mefhum murad olsa da burada sıkıntı olurdu. İdafetü şeyi ile nefsi lazım gelirdi. Ama hi ellezi'ye gittiğine göre, ellezi de lefzden ibaret olduğuna göre bir sıkıntı yok. Şimdi diyor, huvellezi la yemna'u, mena etmiyor. Nefsu tasavvuri mefhumihi, mefhumun tasavvurunun kendisi neden men etmiyor? An vuku'i şirketi beyne kesirine. Vuku'i şirketi beyne kesirine ne etmiyor? Mena etmiyor. Yani o mefhumun tasavvuru, tefekkürü bırakmıyor ki o mefhum birkaç efrada ne olsun? Şamil gelsin, birkaç efradın arasında ortak olsun. O mefhum bırakmıyor. Sağda diyor bir ferde var. Anladınız değil mi? Ha. Mesela bunun örneği kel insan. Şimdi geri döneriz. Şimdi insanın mefhumu nedir? Bak biraz önce ben de men ediyor. Öyle değil mi? Men değil. Külli o ki men etmiyor. Yani o mefhumun kendisinin tesavvuru çokların arasında ortaklığı kabul ediyor. Şirketi ne etmiyor? Men etmiyor. Şirketi men etmiyor. Ortaklığı men etmiyor. Kel insani bakın. Şimdi insanın mefhumu nedir? Hayvan-ı natık. Bu hayvan-ı natık bu mefhumun tesavvurunun kendisi. Hariciden şundan bundan kat'u nezer. Şirketi men ediyor mu etmiyor mu? Etmiyor. İnsan manasında da hayvana natık. Mustafa'ya da şamil geliyor. Burak'a da şamil geliyor. Muhammed'e de şamil geliyor. Ali'ye de şamil geliyor. Abdullah'a da şamil geliyor. Mus'ab'a da şamil geliyor. Hasan'a da şamil geliyor. Bu mefhumun ne kadar efradları varsa bu mefhum hepsinin arasında nedir? Ortaktır. Bu mefhumun tesavvuru bu mefhumun efradlar arasında ortak olmaktan ne etmiyor? Mena olmuyor. Şimdi burada la yemna'u nefsu tasavvuri mefhum gaye mana budur. Tefsirata girmeyelim. La yemna'u mefhumuhum min haysu innehu mutasavvur. Mefhum min haysu ku nedir? Mutasavvurdur. Bak mefhum min haysu ku mutasavvurdur. Mefhum sadece bu yönüyle ne etmiyor? Şirketi ne etmiyor? İsterse bir delil harici vasıtasıyla şirketi ne etsin? Mene etsin. İster başka bir nedenle mene etsin. Kulliyete zarar vermez. Kulli o mefhum ve mutasavvur min haysuko mutasavvurdur. Bu yönüyle şirketi ne etmiyor? Mene etmiyor. Başka haysiyetlerle şirketi mene etse de dahi yine kullidir. Kulliyetine ne yok? Zarar yok. Anladınız değil mi? Bu Abu Gafur Kavl-ı Ahmed'e inşallah Fener-i Kavl-ı Ahmed'e bunun tefsiratı güzel geliyor. Ve imma cüz'iyün lefs nedir?
cüz'idir. Pek külli hangisiydi? La yemna nesu tasavvuri mefhum. O zaman cüz'i huvellezi yemna nesu tasavvuri mefhumihi. Mefhume mutasavver min haysko mutasavverdir. Mene diyor an zalike. Zalike ve koşiketi beyne kesirine gidiyor. Yani mefhume mutasavver o lefzin mutasavver mefhumu min haysko mutasavverdir. Vuku'i şirketi ne ediyor? Bırakmıyor ki çoklara ne etsin? Çoklara şamil etsin, çoklara ortak olsun. Mesela Zeyd gibi. Zeyd'in manası nedir? Ezzatu mateşahus. Ezzatu muteşşekhesu. Yani muayyen bir zat. Muayyen bir hayvanın natık. Kimdir? Burak'tır. Başkalarına ne olmuyor? Şamil gelmiyor. Mustafa'dır. Başka birine ne etmiyor? Şamil gelmiyor. İşte bak Zeyd, Amr, Bekir bunların mefhumları zat ma teşahhustur. Bu ancak teşahhus demek o musemayı bütün ağyarlardan temiz eden özellik. Onun özelliği neyse odur. E pek zat ma teşahhus oldu mu ancak bir kişiye şamil gelir. Başkalara ortaklığı ne etmez? Vuku'i şihir benle kesine ne eder? O mefhum kendisi ne ediyor? Mene ediyor. Oldu mu? Peki. Lefz ne var dedik? Mufred var. Mufred var, müellef var. Mufred var. Müellef var. Mufred. Huvellezi la yuradu bil cüz'i minü derrâsı al cüz'i manahu dedik. Müellef var. Yuradu bil cüz'i minü derrâsı al cüz'i manahu. Müellefi bir tarafa bırak bize lazım değil. Bir, çünkü kulliyat-ı hamise ile alakası yok. Bir de mufred bilindikten sonra müellef zaten mufredden ne yapılıyor? Telif ediliyor. Müellef mufredin zıdıdır. Mufredin bilmesiyle ne biliniyor? Müellef biliniyor. Les mufred var, müellef var. Müellefi bir tarafa atın. Biz kulliyat-ı hamseden bahsediyoruz. Kulliyat-ı hamse mufrede giriyorlar. Mufred, kulli var, cüz'i var. Kulli o ki mefhumu şirketi mena etmiyor, şirketi kabulleniyor. Cüz'ü o ki şirket mefhumu mefhumu mutasavvar min hesku mutasavvarda şirketi ne ediyor? Pek cüz'ü de bırak bize lazım değil. Çünkü kulliyat-ı hamse, bak kulliyat-ı hamse diyoruz. Cüz'ye de girmiyorlar. Muhalife girmedikleri gibi cüz'ye de girmiyorlar. Neye giriyorlar? Kulliyeye giriyorlar. O zaman kulliden bahsedelim. Vel kulliyu yani lefsi kulli imma zatiyun. Kulli de ya zatidir. Kulli nedir? Zatidir. Ve imma aradiyun. Kulli nedir? Şimdi zati dikkat edin. Zati huvellezi yedhul fi hakikati cüz'iyatihi. O ki cüz'iyatların hakikatine örnek kel hayvan bi nisbeten lel insan vel feres. Hayvan insan ferese nisbeten. Şimdi hayvan kullidir. Hayvanın cüz'iyatları nedir söyleyin? Bir örnek insan. İnsanı tarif et. Hayvan. Ama bak hayvan insan içinde var. Feres nedir? Hayvan sahil. Hayvan bak feresin içinde de var. Buradaki bu hayvan cüz'iyatların içine girdi mi girmedi? Girdi. Bu ne oldu? Zat. Kulliye zati oldu. Peki. Bu cinsten bir örnek getirdik. Fasıldan getirelim. Fasıl ne gibi ortak? Örnek. Hayvanın natıkı. Natık nedir? Fasıl değil mi? Peki natıkın cüz'iyatlarını bana getir nedir? Natık deyince ne giriyor? Zeyd. Zeyd giriyor. Zeyd'i tarif et. Hayvanlar. İşte bak natık kendi cüz'iyatlarından olan Zeyd'in hakikaten girmedi. Bak girdi. Peki zatiler kaç kısım? Cins, fesl, bir de ne? Nev. Nev'den örnek getirelim. Nev nedir? Örnek insan gibi. Bak cins hayvan. Fesl natık. Nev ne gibi? Peki insan efradları nedir? Zeyd. Zeyd'i tarif et. İnsan, o mataşkuzluk ya da harici idah içindir. Peki insan nedir? Zeyd nedir? Peki insan
Cüz'iyatlarından olan Z'nin hakikatine girdin mi? Nasıl girdin? Aynısıdır. Bir şey kendisine nasıl girer? İnsan zaten hayvanatı. Z'nin mahiyeti de nedir? Nasıl girer? Burada birkaç cevap var. En güzel cevap, şimdi yedhulu. Duhul, adam kurucu gerektirmiyor mu? Bir kişi bu odaya, bu salona girdi, kütüphaneye girdi. Bu neyi gerektiriyor? Duhul varsa kuruç yok. Duhul varsa, çünkü kuruç duhulun zıdıdır. Duhul varsa kuruç yok. Eğer kurucu varsa duhul olmaz. Peki, kuruç duhula lazım mı değil mi? Yok. Kuruç, adamın kuruç. Duhula lazım. Duhul varsa kuruç yok. Bak adamın kuruç neye lazım? O zaman yedhulu'dan zikrul melzum iradetu lazım diyoruz. Yedhulu'dan murad la yehurucu. Kulli o ki cüz'iyatların hakikatinden ne etmiyor? Çıkmıyor. Peki insan Z'nin hakikatinden çıkıyor mu? Çıkmıyor. Çünkü insan Z'nin hakikati aynısı. Bir şey kendisine nasıl çıkar? Hayvan hayvanatından çıkıyor mu? Çıkmıyor. Natık hayvanatından çıkıyor mu? Çıkmıyor. Yedhulu'dan la yahrucu. Zikrul melzum iradetul lazım mecazi mursel tariqiyle burayı tarif edersek, açıklarsak ne o da girer, cins de girer, fasıl da girer. Oldu mu? Burada üç cevaptan biri budur. Burada bununla ne edelim? Yetinelim. Ve imma aradiyyun. Cüz'i nedir? Aradidir. O demin söyledim. O münakaşa niye söylüyorum biliyorsun. Şimdi ileride kulli taksim ederken diyor kulli cins var. Ne var fasıl var. Kullinin aksamlarında neyi de sayıyor? Nev'i de sayıyor. Ama tarife gelince tarife nev girmiyor. Kullinin tarifine nev girmiyor ama envalarında zikir etmiş çelişki oldu. Ha biz yedhulu'yu la yahrucu ile tefsir ettiğimiz zaman nev hem neye girmiş oluyor? Kulin tarifine hem aksamlarına girmiş oluyor. Bir sıkıntı yok. Ve imma aradîn ve hüllezî yuhalifu aradî o ki cüz'inin, kulinin neyidir? Kulli yedhulu fi hakikati cüz'iyatî. Kulli yedhulu. O zaman kulli diyorum, zâti la yedhulu. O zaman aradî nedir? Peki örnek, keddâhiki bi nisbetilen insani. Şimdi dâhik aradîdir. Hassedir. Dahakın efradları nedir? Bir nisbet ile insani yani bir nisbet ile efradin insani. Kedahaki bir nisbet ile insan. İnsandan murad nedir? Zeyd Amir Bekir. Pek dahak insanın efradlarına nispet eder. Dahakın efradları nedir? Zeyd'dir, Amir'dir, Bekir'dir. Tarif et. Hayvanatı. Dahak var mı içinde? Yok. Desen la yedhulu da yerindedir, la yahrucu da yok. Burada gerek yok. Burada ona ne yok? Aradi o ki cüz'iyatların hakikatine ne etmiyor? Zaten girmiyor. Öyle değil mi? Girmiyor. Sıkıntı var mı? Bak dahak Zeyd Amir Bekir'e girdi mi? Maşin efradları nedir? İnsan feres. İnsan hayvan atır. Feres hayvanı sahar. Maşi var mı içinde? Yok. Ne hayvanı, ne aradul an, ne hase. Zaten aradı iki tanedir. Hiçbiri cüz'iyatlarının hakikatine ne etmiyor? Girmiyor. Oldu mu olmadı? Şimdi nereye geldik? Ha, şimdi dedik ya, lafız nedir? Müfred, müellef. Bize müellef lazım değil. Şey, müellef lazım değil, müfred lazım değil. Müellefin tarifini öğrendik, kenara koyduk. Müfred, külli var, cüz'i var. Bize cüz'i lazım dedi çünkü külliyat-ı hemse cüz'e girmiyor. Ona bir tarafa atır. Külliye geldi. Külli dedik, zati var, aradi var. Kulinin tarifini öğrendik. Zatinin, kulli zatın tarifini öğrendik. Kulli aradinin neyini öğrendik? Tarifi öğrendik.
Şimdi külliye zati, külliye aradiği ne diyor müsanif? Aksamlarına bölüyor. Ha, külliye zatın aksamları diyor cins fesl ne? Külliye aradığın aksamları hasse aradır. An. Üç, iki daha beş. İşte külliyat-ı hamse bunlar da ortaya çıktı. Yarın hem ne yaparız inşallah? Külli zatının aksamlarını, külliyarın aksamlarını öğreniriz. Hem tarifleri ne ederiz? Öğreniriz. Dolayısıyla külliyat-ı hamse öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla mantıkın mebadi tesavvuratı öğrenmiş oluyoruz. İnşallah yarın onu hallederiz.